Evet, iş dünyamızın değerli temsilcileri, benim ismim Muhammed Emre Aslancı, Duşanbe Ticaret Müşaviri olarak görev yapıyorum. Ticaret Bakanlığımızın organizasyonunda düzenlenmekte olan ticaret müşavirlerimizle elektronik sohbetler programının Tacikistan ayağında sizlerle birlikte buluşuyoruz. İnşallah sizlere Tacikistan'la ilgili bilgileri paylaşacağız. DEİK İş Konseyi Başkanımız Sayın Cihangir Fikri Saatçioğlu Bey, Coca-Cola Tacikistan Genel Müdürü Sunay Şanlı Bey ve Aki Avesto Genel Müdürü İsmail Şahin Beylerle birlikte. Ben sunumuma geçmeden önce hoş geldin konuşmasını yapmak üzere sözü Ticaret Bakanlığımız Dış Temsilcilikler Raporlama ve Değerlendirme Daire Başkanı Sayın Evren Subaşı'ya bırakmak istiyorum. Evren Bey, buyurun. Sayın Ticaret Müşavirim, çok teşekkür ederim. İş dünyamızın değerli temsilcileri, değerli katılımcılar, elektronik sohbet toplantılarımıza bugün Tacikistan ile devam ediyoruz. Öncelikle ben de hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Bugünkü toplantımızda Tacikistan'ın yatırım ve ticaret ortamını değerli konuklarımız ile değerlendireceğiz. Bu çerçevede DEİK Türkiye Tacikistan İş Konseyi Başkanımız Sayın Cihangir Fikri Saatçioğlu Bey'e, Coca-Cola İçecek Tacikistan Genel Müdürü Sayın Sunay Şanlı Bey'e, Ulaşım İç Dış Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürü Sayın İsmail Şahin Bey'e teşekkür ediyorum. Kendileri bizlere Tacikistan'la ilgili tecrübelerini aktaracaklar. Malumlarınız olduğu üzere bakanlık olarak pandemi döneminde dijital teknolojiyi farklı alanlarda firmalarımızın hizmetine sunduk. Bu bağlamda elektronik sohbetler serimizi de başlatmıştık. Bugün 101.sini gerçekleştireceğimiz toplantımızın tüm iş dünyamıza faydalı olmasını temenni ediyorum. Bu noktada sözü Ticaret Müşavirimiz Sayın Emrah Soğancı Bey'e bırakıyorum. Buyurun Emrah Bey. Evet, teşekkür ederim. Ve hemen sunuma geçiyorum. Vakit kaybetmeden. Şu anda tam ekran diyeceğim. Şu anda gözüküyor herhalde sunum herkese. Evet. Tacikistan'la ilgili önce bilgiler vererek başlamak istiyorum sunumuma. Daha sonrasında Tacikistan ekonomisi, dış ticareti, ikili ilişkilerimiz, Tacikistan pazarı, GZFT analizi, Tacikistan'daki önemli projeler, yatırım, Türk şirketleri, ticaret ve yatırım alanındaki potansiyel sektörler ve diğer hususları sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle Tacikistan, Orta Asya'da bulunan bir ülke. Ülkenin %93'ü dağlık alanlardan oluşuyor. Ve %7'lik alan düzlük olarak kullanılıyor. 4 ayrı yönetim bölgesine ayrılmış durumda. Kuzeyde Su, güneyde Hatlon, doğu ve güneydoğuda Dağlık Badaşan otonom bölgesi ve orta bölümde de Cumhuriyet Yönetim Bölgesi olarak geçen 4 ayrı bölümde yönetiliyor. Kuzeyinde Kırgızistan, güneyinde Afganistan, doğusunda Çin ve batısında Özbekistan yer alan bir ülke Tacikistan. Yaklaşık 143 kilometre karelik bir alana sahip, 9,5 milyon nüfusu var. Sayılara yani çok fazla girip ve sizi yormak istemiyorum ama bazı hususlara özellikle bahsetmek istiyorum. Geçen sene pandemi döneminde büyüme oranı %4,5 iken bu sene 8,7'lik bir büyüme oranı yakalamış durumda. 2021 yılının 6 ayında. Bu anlamda çok ciddi bir ivme kazandı bu yıl Tacikistan. Ki normalde 6,5 yıllardan beri 6,5-7 arasında büyük bir büyüme oranına sahip bir ülke.
Burada dış ticaret hacmi yaklaşık 4,5 milyar dolar. Ve özellikle bahsetmek istediğim hususlardan bir tanesi bilgi açısından Dünya Bankası'nın iş yapmak kolaylığı endeksinde 2016 yılında 166. sıradayken 2020 yılına geldiğimizde 106. sıraya yükseliyor. Bunu özellikle dikkatinize sunmak istiyorum. Ülkemizde Tacikistan ilişkileri çok her anlamda çok olumlu bir şekilde ilerliyor. Zaten bu iki ülke Cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Tacikistan Cumhurbaşkanı Sayın İmamoğlu Rahman'ın yakın ilişki kurmasının önemli etkisi var. Özellikle son dönemde iyiden çok daha iyiye geçmiş bir siyasi ilişkilerimiz var. En son Sayın Cumhurbaşkanımız 2019 yılında Duşanbe'yi ziyaret etmişti. İnşallah bu sene Aralık ayında da Sayın İmamoğlu Rahman'ın Türkiye ziyaretini bekliyoruz. Planlanıyor. Son dönemde en önemli burada gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden bir tanesi KEK 11. dönem toplantısı oldu. Yaklaşık 20 gün kadar önce başarılı bir karma ekonomi komisyon toplantısı gerçekleştirdik. Ve aynı zamanda bu toplantı kapsamında da Türkiye-Tacikistan iş forumunu gerçekleştirdik. Türkiye'den 40'ın üzerinde firma katılımcı oldu. Tacik tarafından 100 katılımcı oldu. Bu anlamda çok başarılı bir faaliyet gerçekleştirdik. Bu sene 3 bakan ve 1 bakan yardımcısı veya yardımcımızı ağırladık. Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Musa Varank'a ağırladık. Burada Büyükelçiliğimizin dışında Tacikistan'da TİKA Duşanbe Program Koordinatörlüğümüz bulunmakta. Aynı zamanda Büyükelçiliğimize bağlı olarak Türkiye Türkçesi Öğretim Merkezi bulunuyor. Tacikistan'la birçok alanda ortak tarihi, kültürel, dini temellerimiz var. Ama en önemli ortak değerimiz de Hazreti Mevlana olarak öne çıkıyor. Gayri safi yurt içi hasılası geçen sene 7,9 milyar dolar olarak gerçekleşti Tacikistan'ın. Her ne kadar pandemi döneminde etkilenmiş olsa da bu sene ciddi bir toparlanma olduğunu başta söylemiştim. Tabii Tacikistan bir tarım ülkesi. O yüzden sektörel anlamdaki en önemli sektör tarım ve hayvancılık Tacikistan'da. Sonrasında enerji ve dahil sanayi sektörü ön plana çıkıyor. Sonrasında inşaat ve ticaret gibi hizmet sektörleri ön plana çıkıyor Tacikistan'da. Tarımsal büyüme oranı ve sanayi büyüme oranları çok yüksek. Bu sene daha da artacağını umut ediyoruz. Yani hızla büyüyen bir ülke ve tarımsal ve sanayi büyüme bu büyümeye önemli katkıda bulunuyor. Tabii Tacikistan dağlık da olmasının verdiği etki nedeniyle şehirleşmenin düşük olduğu bir ülke. Yaklaşık nüfusun %27'si şehirlerde yaşarken %73'ü de kırsal alanlarda yaşıyorlar. Ama tabii gelir olarak Orta Asya'nın en düşük gayri safi, kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılaya sahip ülkesi 143 dolar olarak gerçekleşti geçen sene. Tacikistan ekonomisindeki en önemli kaynaklardan bir tanesi özellikle Rusya'ya giden ki yaklaşık 1,5-2 milyon insan işçi olarak gidiyor Rusya'ya. Buradan gönderdikleri işçi dövizleri gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık %30-35'ini oluşturuyor. Daha önceki senelerde %50'sine kadar çıkmıştı. O anlamda tabii ciddi bir gelir oluyor yurt dışına giden işçiler nedeniyle. Son yıllarda dalgalı bir seyir seyretti tabii Tacikistan dış ticaretinden bahsedecek olursak.
Ama bu sene ilk 9 ayda neredeyse rekorunu bu zamana kadarki en yüksek ticaret hacmine ulaşacak. Sene sonunda öyle ümit ediyoruz. Hem ithalatı hem ihracatı ciddi oranda artan bir ülke Tacikistan. Tacikistan'ın en önemli ihracat pazarı Türkiye. Bu anlamda Türkiye Tacikistan için çok özel bir öneme sahip. Her ne kadar burada 2020 yılında en çok ihraç ettiği ülke İsviçre gözükse de bu sadece altın rakamından kaynaklanıyor. Yani altın ihracatından kaynaklanıyor. Onun dışında bütün mal ticaretinde Türkiye Tacikistan'ın en önemli pazarı olarak ön plana çıkıyor. Tabii son dönemdeki artışla beraber özellikle altın şu anda birinci sırada en büyük ihracat kalemi. Ama altın dışında esas burada en çok üretilen ürünler işlenmemiş alüminyum. Birçok büyük bir alüminyum fabrikası bulunuyor burada. Ve pamuk ile metal cevherler yüksek oranda ihracatında önemli yer tutan ürünler Tacikistan'ın. İthalatında da en önemli ürünler petrol yağları, buğday ve binek otomobiller, inşaat malzemeleri şeklinde ön plana çıkıyor. Bu yılın ilk 9 ayına baktığımızda Tacikistan'ın dış ticaret hacminde %32'lik bir artış söz konusu. Yani ciddi oranda bir artış var ki 9 aylık süreçte yüksek rakamlara ulaştılar. Ve burada tabii Türkiye ile olan ticaretinde çok önemli etkisi var. Bu gösterdiğim rakamlar tabii Tacikistan'ın istatistik rakamları. Peki bizim tarafta durum nasıl? Onu bahsetmek istiyorum. Tacikistan'ın Türkiye'den en çok ithal ettiği ürün bebek bezi ve hijyenik eşyalarla birlikte inşaat malzemeleri, makineler ve çeşitli cihazlar, kara taşıtları için aksamlar gibi ürünler ön plana çıkıyor. Tacikistan'ın Türkiye'den ithalatındaki ilk 10 ürün grubunun payı %36.5. Tabii en çok ithal ettiğimiz ürünler ise işlenmemiş alüminyum, pamuk ve pamuk ürünleri şeklinde ön plana çıkıyor. Zaten ilk 10 ürün grubunun payı %99.9. Dörtlü getip olarak, getip kodu olarak baktığımızda. Türkiye ile ticareti 9 aylık karşılaştırmayı yaptığımızda 2019, 2020 ve 2021. Bu senede gördüğünüz gibi ciddi bir artış söz konusu. %17'lik Tacikistan rakamlarına göre. Peki bizim tarafta durum nasıl? Yani Türkiye açısından nasıl bir önem arz ediyor Tacikistan? Yaklaşık geçen yıl 323 milyar milyon dolarlık bir ticaret hacmimiz vardı Tacikistan'da. Uzun bir süreden sonra geçen sene ilk defa ticaret fazlası da verdik Tacikistan'a. Bunda tabii ki Çin'den yapılan, Tacikistan Çin'den yaptığı ithalatın düşmesinin büyük payı var. Yani pandemi nedeniyle özellikle ulaşımda yaşanan, deniz yoluyla yapılan taşımalarda yaşanan sıkıntılardan dolayı Tacikistan pazarı büyük oranda Türkiye'ye döndü. Ve bu sene bu rakamlar çok daha yüksek. Bu avantajı değerlendirmek lazım hepimize. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Şu anda yani Türkiye Tacikistan açısından çok önemli gözde bir ticaret ortağı. Bizim açımızdan en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz 98. ülke. En çok ithalat gerçekleştirdiğimiz ise 83. ülke olarak ön plana çıkıyor. Mal türlerine göre biz neredeyse %99 oranında ham madde ithal ederken Tacikistan'a yatırım malları ve tüketim malları şeklinde ihracat gerçekleştiriyoruz.
en çok en yüksek ihracatımız hijyenik ürünler, bebek bezleri ve benzeri türevleri, kıymetli mücevherler, çeşitli ilaçlar, inşaat malzemeleri, tekstil ön plana çıkan ürün grupları Tacikistan'a ihracatımızda. İthalatımız pamuk, işlenmemiş alüminyum ön plana çıkıyor ithalatımızda. Burada özellikle ilk 9 aya, bu senenin 9 ayına baktığımızda gerçekten inanılmaz bir artış söz konusu oldu. Daha önce bahsettiğim gibi, yani geçen sene Ocak-Eylül döneminde 205 milyon dolarlık bir hacmimiz varken, dış ticaret hacmimiz varken, bu 323 milyon dolara çıktı bu sene ilk 9 ayda. Hacimde %58'lik bir artış söz konusu. İhracatta ise %65 artış gerçekleştirdik. Biraz önce bahsetmiş olduğum özellikle Çin tarafında yaşanan pandemi kaynaklı sorunlar nedeniyle, ya bu sorunlar aslında tamamen bizim üreticimizin, ihracatçımızın avantajına dönmüş durumda ve bir süre daha böyle devam edeceğini ümit ediyoruz. Şimdi Tacikistan pazarı özellikle yatırıma aç bir pazar. Yani çok ciddi anlamda yatırım ihtiyacı olan, sanayi anlamda olsun, tarım anlamında olsun, hizmet sektörü anlamında olsun, daha yeni gelişmekte olan bir ülke olduğu için pazar çok her türlü yatırıma ve ticarete açık. Tabii bu noktada pazarın güçlü yönleri var, zayıf yönleri var, fırsatlar, tehditler var. Kısaca onlardan bahsetmek istiyorum. Tacikistan'ın güçlü yönü olarak baktığımızda hem bağımsız devletler topluluğu üyesi olması, hem de Şangay İşbirliği Örgütü'nün kurucu üyesi olması bu anlamda ülke için avantaj. Onun dışında Afganistan pazarına yakın olması ve tabii son şartlarda muhtemelen ortam yerine oturana kadar şu anda bir belirsizlik olabilir ama muhakkak bu pazar açılacak ve pazara en yakın pazar da Tacikistan. Tacikistan'da ucuz iş gücü, düşük enerji ve su maliyetleri gibi hususlar ön plana çıkıyor güçlü yönler olarak ve güvenlik noktasında da çok gayet güvenli bir ülke olarak söyleyebiliriz. Peki fırsatlar neler bizim, yani Türk iş adamlarımız için? Öncelikle siyasi ilişkilerimizin iyi olması bizim için önemli bir avantaj. Bunun dışında Türk malı kalitesi, imajı hat safhada. Hatta hani biz nasıl ki her zaman Türk malı kalitelidir deriz, burada Taciklerin söylemi şu şekilde: eğer Tacikistan pazarında bir mal kaliteliyse o Türk malıdır. Böyle güzel bir algımız var. Tabii ithalat ağırlıklı bir ekonomi Tacikistan. Rakamlar burada gördüğünüz üzere. Türkiye'ye yani hem yönetim bazında hem halk vatandaş bazında çok olumlu yaklaşım var. Çok seviyorlar Türkiye'yi, Türkleri. Yani Türkiye'de yaşamak istiyorlar, Türkiye'de okumak istiyorlar, Türkiye'de çalışmak istiyorlar, Türkiye'ye ziyaret etmek istiyorlar turizm anlamında. Yani bu anlamda çok önemli bir fırsat bu olumlu bakış açısı. Onun dışında yatırım, Tacikistan hükümetinin sunduğu yatırım teşvikleri ve yatırıma duyulan İhtiyaç da en önemli fırsatlar olarak ön plana çıkıyor. Tabii bunların yanında zayıf yönleri de yok değil. Özellikle bankacılık ve sigorta sektörü, yani genel manada finans sektörünün yeterince olgunlaşmamış bir yapı arz ediyor. İş gücü temininde özellikle uzman kadro bulma noktasında zaman zaman sıkıntılar yaşanabiliyor. Bu da
daha önce bahsettiğim gibi özellikle yurt dışına çalışmaya giden insanlar nedeniyle, yani iyi usta olan, işi iyi bilen insanlar genelde yurt dışına gidip çalışıyorlar. Bu anlamda zaman zaman iş gücü temininde zorluk yaşanabiliyor. Özellikle kalifiye personel anlamında. Tabii malumunuz Tacikistan eski bir SSCB'den ayrılmış bir ülke. Bu nedenle bürokrasi, bürokratik işlemler ve buna bağlı olarak çeşitli sıkıntılar maalesef zaman zaman ön plana çıkabiliyor. Onun dışında ise ulaşım noktasında şu anda çözmeye çalıştığımız bazı sıkıntılar var. Bunlardan özellikle insanların ulaşımı noktasında şu anda Türk Hava Yolları ve Tacikistan'ın Somonail Hava Yolu şirketi haftada ikişer olmak üzere 4 uçuş gerçekleştiriliyor. Bu tabii bizim açımızdan yeterli değil ve buraya gelmeyi planlayan iş insanlarımız içerisinde yeterli değil. Bu uçuş frekanslarını arttırmayı planlıyoruz. Onun dışında tabii nakliye olarak baktığımızda da ulaşıma pandemi nedeniyle tabii ciddi sıkıntılar yaşandı. Covid salgını nedeniyle İran-Türkmenistan yolu kapandı. Kuzey yolundan gidilmesi, yani Gürcistan, Rusya, Kazakistan, Özbekistan üzerinden buraya ulaşıldı. Orada da tabii Kazakistan'la ve zaman zaman Rusya'yla transit geçiş belgeleri noktasında bazı zaman kayıpları yaşandı ama şu anda o noktada ilerleme kaydediyoruz. Tehdit, yani bu lojistikte yaşanan sıkıntılar önemli bir tehdit olarak ön plana çıkıyor. Bu tehditlerden bir tanesi de vergi mevzuatının karmaşıklığı ve vergi denetimleri. Bunlar yerli yersiz, zamanlı zamansız vergi denetimleri yapılabiliyor. İnşallah bunun düzeleceğini umut ediyoruz. Yeni yılda yeni vergi kanunu yürürlüğe konulacak. İnşallah bu daha iyi, bu sıkıntılar aşılır diye umut ediyoruz vergiden kaynaklanan. Özellikle Tacikistan Vergi Komitesi'nin uygulamalarından kaynaklanan sıkıntıların bertaraf olacağına inanıyoruz. Tabii adalet sistemi de maalesef yavaş. Bu da zaman zaman firmalarımız açısından bir problem doğurabilir. Ve ticari anlamda baktığımızda ise bizim açımızdan en büyük tehdit diğer ülkelerle olan STA'lar. Yani Bağımsız Devletler Topluluğu, BDT ülkeleriyle olan STA'lar nedeniyle tabii onlar, bu ülkeler gümrüksüz olarak mallarını iletebiliyorlar, sokabiliyorlar ülkeye. Ama bize uygulanan bir gümrük vergisi, genel gümrük vergisi uygulaması mevcut. Tacikistan'da birçok proje uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenmekte. Bu da özellikle müteahhitlik ve müşavirlik firmalarımız için önem arz ettiğini düşünüyorum. En büyük proje olarak ön plana çıkan Rogan Barajı, 3.9 milyar dolarlık bir proje ve Kasabin projesi, bunlar en ön plana çıkan projeler, proje büyüklüğü olarak. Kısaca bunlardan bahsetmek istiyorum. Rogan Barajı bittiğinde dünyanın en yüksek barajı, 335 metre yükseklikte dünyanın en yüksek barajı olacak bir baraj. 3 nükleer santral kapasitesine eşit olacak şekilde 3600 megawatt elektrik üretecek ve bu Orta Asya'daki su kaynaklarının %60'ına sahip Tacikistan'ın önümüzdeki yıllarda çok önemli bir elektrik ihracatçısı olmasını sağlayacak bir proje. Tabii sadece elektrik üretmek yetmiyor, bunu bir de iletmek lazım. Bu elektriği iletmek için de Kasabin projesi var. 4 ülkenin ortaklığında yürütülmekte olan bir proje.
Bu proje kapsamında Tacikistan ürettiği elektriği Afganistan, Kırgızistan, Pakistan gibi ülkelere rahatlıkla iletebilecek ve buradan önemli bir gelir elde etmeyi planlıyorlar. Tacikistan'da yatırım noktasına baktığımızda firmalarımız açısından yani yabancı yatırımcılar herhangi bir ayrımcılığa tabi olmadığı gibi aynı zamanda devlet garantisi altında Türk veya yabancı işçiler rahatlıkla Tacikistan topraklarında seyahat edebilirler, çalışabilirler. Bütün mülkiyet hakları Tacikistan hükümeti yasalarınca korunmakta ve yabancı yatırımcılar vergi kanunu kapsamında ve gümrük kanunu kapsamında çeşitli ayrıcalıklara ve istisnalara da malikler. Çeşitli vergi türleri var tabii Tacikistan'da. Yaklaşık 22 farklı vergi türü var. Bunlardan en ön plana çıkan gelir vergisi, kar vergisi, KDV, toprak vergisi gibi vergiler. KDV %18 oranında uygulanıyor. Gümrük vergileri %0 ile %20 arasında değişmekte ama referans fiyat uygulaması yapılmaktadır. Yani bazı yetip kodlarına özel kilogram başı uyguladıkları referans bir fiyat var. Daha önce bahsettiğim BDT üyesi olan devletlerle gümrük ücretleri alınmıyor. Tacikistan'da 5 tane serbest ekonomik bölge var hali hazırda. Bunlardan 3 tanesi şu anda aktif olarak faaliyette. 2 tanesi de yatırım ve altyapı projelerini tamamlama aşamasında. Tabii serbest ekonomik bölgeler çok avantajlı Tacikistan'da. Çünkü 22 verginin sadece ikisi alınıyor ki bunlar da işveren işçi maliyeti ve işçi sosyal güvenlik payı şeklinde. Onun dışında birçok vergi alınmıyor serbest bölgede. Ve aynı zamanda günlük muafiyetleri ve vergi muafiyetleriyle birlikte tek pencere sistemi de burada genel olarak Tacikistan'da yapılan yatırımları kolaylaştıran hususlar. Birçok yabancı kuruluş ve marka var Tacikistan'da şu anda faaliyette olan. Otomotiv sektöründe var, gıda sektöründe var, ulaştırma sektöründe var, teknoloji sektöründe var, petrol alanında var. Birçok alanda yabancı kuruluş ve firmalar hali hazırda Tacikistan'da yatırım yapmış. Peki bizim yatırımcımız için yani Türk yatırımcısı için nasıl bir altyapıya sahip Tacikistan? Öncelikle ticaret ve ekonomik işbirliği anlaşmamız var Tacikistan'la. Bununla birlikte yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmamız var ki yeni anlaşmada imzaya hazır üst düzeyli bir anlaşmada üst düzeyli bir ziyaret kapsamında bu anlaşmanın imzalanmasını bekliyoruz. Onun dışında çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmamız var. Bir, bu anlaşma sayesinde burada edindiğiniz gelirlerin, vergisini ödediğiniz gelirlerin tamamını Türkiye'ye aktarabiliyorsunuz. Karma ekonomik komisyon toplantıları 2 yılda bir genelde baktığımızda düzenleniyor. Ve bu komisyon toplantılarında alınan kararların büyük bir kısmı bizim yatırımcımızın ve iş adamlarımızın önünü açma noktasında karşılıklı olarak işbirliğini arttırma noktasında alınan kararlar. Buna özellikle son ekonomik komisyon toplantısı protokolüne bahsedeceğim birazdan. Ve diğer önemli yatırım da önemli dayanak ise Tacikistan'ın yatırım teşvik mevzuatı. Şimdi karma ekonomik komisyon protokolünde geçen ay yaptık yani 11-13 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz komisyon protokolü eylem planı olarak şekillendi ve bu şekilde onaylandı. Yani 117 tane eylem planı
Eylem planımızda 117 tane madde var çeşitli alanlarda. Bunlar ticaret, enerji, su kaynakları, sanayi, yatırım, bankacılık, işbirliği, teknik alanda düzenlemeler, akreditasyon, ulaştırma, yardım, gençlik, spor, tarım, gıda, inşaat ve mimarlık, insan kaynakları, medya, turizm, kültür, sanat, çevre yönetimi, sağlık, sosyal güvenlik gibi birçok alanda işbirliği yapılması hususunda karar alındı ve bununla ilgili çalışmalara ivedilikle başladık. Biz sonraki en detaylı, en nokta atışı protokolü gerçekleştirdik geçtiğimiz ay. Bu protokol kapsamında yer alan maddeler bağlamında firmalarımız için, iş adamlarımız için büyük avantajlar sağlamasını öngördüğümüz maddeler yer alıyor. Bunlardan bir tanesi özellikle tercihli ticaret anlaşması yapılması noktasında alınan karar. Bununla ilgili çalışmalara başladık. İnşallah belirli ürün gruplarında Tacikistan'la tercihli ticaret anlaşması yapmayı planlıyoruz önümüzdeki dönemde. Peki Tacikistan'daki firmalarımız kimler? Birçok firmamız var. Özellikle zaten Sunay Bey ve İsmail Beyler burada. Coca-Cola ve Akia Tacikistan'daki en büyük yatırımcı firmalarımız. Bunun dışında Tacikistan'da Betaçay'ın, Cihan Derin'in, Silk Road'un, Arçemebel'in yatırımları söz konusu. Onun dışında tekstil alanında LCYKP, DeFacto, Mavi, Flo, US Polo Assassin, Damat TV'nin, Penti, Koton gibi, Collins gibi, Grader gibi firmalar ön plana çıkıyor. Mobilya sektöründe Alfema var, Veltev var, Ladin var, Kilim var. Birçok yani bu alanda mağazası olan firmalarımız. Onun dışında gastronomi sektöründe Merve Restoran gibi, Said Efendi gibi ve yeni açılacak Cezene Burak gibi firmalarda burada yatırımı bulunuyor. Aynı zamanda yine gıda üretiminde Ramax firmamız ön plana çıkıyor. Ev yap firmamız yeni burada şirket açma kararı aldılar. Nobel İlaç firması şirket kurdular yeni. Yani bunlar yeni pazara giden firmalarımız. Dokotun Group en büyük 3. 4. yatırımcılarımızdan bir tanesi burada. Pamuk ipi üzerine yatırım yapıyor. Malumunuz Türk Hava Yolları buradaki en önemli şirketlerimizden. Bunun dışında hizmet sektörü noktasında da Temel Su, Su Yapı, BCT gibi kuruluşlarımızla önemli müşavir, Genser aynı zamanda önemli bir müşavirlik ve müteahhitlik işleri de gerçekleştiriyorlar. Yani ve bunların burada gördüğünüz firmaların büyük çoğunluğu son 5-6 senede hatta neredeyse yarısı son 4 yılda açılan, faaliyet gösteren firmalar. Tabii ciddi bir istediğimiz seviyede olmasa da son 10 yılda 220 milyon dolarlık bir yatırımımız söz konusu Tacikistan'da. 2018 yılında en büyük ikinci yatırımcıyız. 2019 ve 2020 yıllarında da en büyük 4. yatırımcı olarak ön plana çıkıyoruz. Bu yılın ilk yarısında da yine 18 milyon ABD doları ile en büyük ikinci yatırımcı konumdayız. Yaklaşık 90 firmamız burada aktif olarak faaliyet gösteriyor. Ve yeni yatırım kararlarının faaliyete geçmesini bekliyoruz. Bunun dışında Türk müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarımızla son 20 yılda 50'nin üzerinde projede 650 milyon doların üzerinde iş aldı ve halen de iş almaya devam ediyorlar.
Peki hangi alanlarda ciddi bir potansiyel, hem ticari anlamda hem yatırım anlamında potansiyel var? Bunu aktarmak istiyorum size. Tabii tarım ülkesi olduğundan bahsetmiştim. Bu nedenle tarım makine ve ekipmanları önem arz eden, hem ticari hem de yatırım anlamında önem arz eden sektörlerden, tohum ve seracılıkta aynı şekilde. İlaç ve medikal ekipmanlarda ciddi bir ihtiyaç söz konusu Tacikistan'da. Hem ticari hem de yatırım anlamında. Tekstil ve konfeksiyon anlamında özellikle biraz önce saymış olduğum firmaların ve yeni firmaların gelişiyle birlikte Tacikistan'ın giyim tarzı değişmeye başladı. Türk firmalarımızın ürünleri, yeni moda ürünleri sayesinde bu anlamda gerçekten ticari anlamda da yatırım anlamında da önem arz ediyor. Otomotiv yan sanayi büyük bir öneme haiz. Çünkü burada yani neredeyse yan sanayi üretimi yok. Onun dışında da işte Akiya fabrikamızın, İsmail Bey de bahsedecektir, bir otomotiv üretimi için 2000'in üzerinde parça ihtiyacı var. Burada hiçbir üretim yok. O anlamda önemli. Deri işleme sanayi, kozmetik, inşaat malzemeleri ki son dönemde inanılmaz bir inşaat faaliyeti var Dushanbe'de. Yeni yeni eski tip bahçeli evler yıkılıp yeni yerine 15, 20, 30 katlı binalar inşa edilmekte. Madencilik sektörüne özellikle Tacik muhataplarımız çok önem veriyorlar. Çünkü %93'ü dağlık olan Tacikistan'da ciddi bir maden potansiyelinin olması söz konusu. Her ne kadar bu potansiyele ilişkin çalışmalar yeterli seviyede olmasa bile madencilik alanında çok büyük bir potansiyele sahip. Ve bunun dışında ticari anlamda baktığımızda da mutfak ekipmanları, eşyaları, araç ve gereçleri de ön plana çıkıyor. Tabii bunlar sanayi anlamda ön plana çıkan hususlar. Bunun dışında hizmet sektöründe ön plana çıkan müteahhitlik sektörümüz ve müşavirlik sektörümüz ön planda. Enerji alanında çok ciddi yatırımları var, olacak, devam etmekte. Bu alanlar potansiyel. Sağlık sektörü ve turizm noktasında ülkemiz çok büyük bir potansiyel arz ediyor Tacikistan açısından. Çünkü sağlık sektörü maalesef burada çok zayıf. Yani yatırım anlamında da bir hastane yatırımı, poliklinik yatırımı ve benzeri bir yatırıma da çok ciddi oranda ihtiyaç söz konusu. Bunun dışında teknik servis ve bakım noktasında bu otomobil olsun, diğer elektrikli ve elektronik gereçler olsun çok ciddi bir eksiklik var. Yani özellikle otomotiv noktasında çok ciddi bir ihtiyaç söz konusu. Gastronomi noktasında baktığımızda zaten halihazırda şu anda 12-13 tane, 14 tane Türk restoranı yani. Bunların tabii hepsinin sahibi Türk değil. Ama Türk ürünlerini, Türk mutfağını sunan restoranlar söz konusu. Tacikler tabii dediğim gibi Türkleri, Türkiye'yi sevdiği gibi Türk yemeklerini de çok seviyorlar. Bu anlamda da yani bizim büyük uluslararası çapta gelmiş kuruluşlarımızın burada daha da artmasını istiyoruz. Birkaç ay içerisinde bunlardan büyüklerini alan CZN burada açma planı var. Bunun dışında tabii Türk dizi ve filmleri inanılmaz bir etkiye sahip burada. Çok fazla zaten son dönemde büyük önem arz eden bir hale geldi. Türk dizileri yurt dışına ihraç ediliyor. Burada Türk dizilerini izledikçe insanlar daha çok Türkçe'yi öğrenme isteği artıyor. TÖMER'e olan, Türkiye Türkçesi Öğretim Merkezi'ne olan talep artıyor. Türk firmalarında çalışmak istiyorlar. Yani bu dizilerin çok önemli katkısı olduğunu düşünüyorum. Buraya ihracatımızın arttırılması noktasında özellikle hepinizden istirhamım. Lütfen burayı gelip görmemiz. Çünkü biz ne kadar anlatsak da ne kadar söylesek de söylenenle söylenenin etkisiyle
görülenin etkisi arasında dağlar kadar fark var ki son dönemde gelen misafirlerimizin, iş alanlarının hepsi yani gelmeden önceki yargılarıyla döndükten sonraki yargıları arasında çok ciddi bir fark söz konusu. Bunun için özellikle biz sektörel ticaret heyetleri de düzenlemeyi planlıyoruz. İlk önceliğimizde ilaç ve medikal ekipmanlar noktasında, sonrasında tarım ürünleri, tarım makine ve ekipmanları gibi. Bunlarla ihracatımızı arttırmayı planlıyoruz. Bunun dışında Türk İhraç Ürünleri Fuarı düzenlenmesi planı var. Yıllardan beri maalesef geçen sene düzenleyecektik ama düzenlemek mümkün olmadı. İnşallah gelecek önümüzdeki sene bu fuarı düzenlemeyi planlıyoruz. Herkesi bekliyoruz Tacikistan'a. İhracatımızı arttırma noktasında biz tercihli ticaret anlaşmasının imzalanması için tüm gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah bu alanda da başarı sağlayacağımızı ümit ediyorum. Türk Bankası'nın açılmasını özellikle istiyoruz burada. Çünkü hem ticaret hem de yatırım anlamında ve bankacılık sisteminin geliştirme açısından da önemli bir mihenk taşı olacağına inanıyoruz. Burada açılacak bir Türk Bankası'nın. Onun dışında burada açılan hem kamu hem de uluslararası kuruluşların ihalelerini özellikle takip etmenizi istirham ediyorum. Çünkü uluslararası kuruluşların desteklediği birçok projeler ve işte bahsettiğim gibi Türk firmalarımız iş alıyorlar ve yapıyorlar. Ve bu alınan işlerde de tabii ki çoğunlukla Türk ürünleri kullanılıyor. Biz müşavirliğimiz olarak sizlere her türlü bilgi ve desteği vermeye hazırız. Bu noktada bizimle gerek telefonla, gerek e-postaya, gerek müşavire danışım uygulamamızla bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun dışında özellikle takip edilmesinden fayda gördüğüm web sitelerini paylaşmak istiyorum. Burada özellikle Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Asya Kalkınma Bankası, uluslararası projeleri finanse eden kuruluşlar, büyükelçiliklerimizin iletişim bilgileri ve web sitesini de paylaşıyorum. Burada şunu da belirtmek isterim. Şu anda yani iki büyükelçilik olarak da bizim büyükelçimiz Sayın Emre Zeki Karagöl Beyefendi ki kendisi yaklaşık 5,5 yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın protokol müdürlüğünü yapmış bir isim. Gerçekten çok hareketli, çalışkan ve ilişkilere ivme kazandırdı. Ve birçok bağlantısıyla birlikte gerçekten güçlü bir büyükelçi ve bütün iş adamlarımızın görüşmeye, iletişime açık. Aynı şekilde Tacikistan Ankara Büyükelçisi Sayın Aşraf John Bulov Bey de Tacikistan'da zaten çok önemli bir konuma sahip bir insan. Ve Türkiye'yi çok, yani Tacikistan'da güçlü bir insan. Bu noktada o da çok çalışıyor. Özellikle Tacikistan'a yatırım yapma noktasında. Yani gerek bize, gerek Tacikistan Ankara Büyükelçiliği'ne, İstanbul Başkonsolosluğu'na herhangi bir sorun, sıkıntı veya bilgi alma amacıyla başvurabilirsiniz. Şu anda yani iki tarafta da çok güçlü bir kadro var. Onu söyleyebilirim. Onun dışında şunu da belirteyim. Şu anda Tacikistan'da yani diğer ülkelerde olmadığı şekilde, yani tevafuk bir şekilde uluslararası kuruluşlarda da Türk temsilcilerimiz var. Dünya Bankası ülke temsilcisi Türk. Birleşmiş Milletler ülke temsilcisi şu anda dünyadaki tek Türk Birleşmiş Milletler ülke temsilcisi. Dünya Sağlık Örgütü'nde temsilcimiz var.
Birleşmiş Milletler suç ve uyuşturucu birimi başkanı başındaki Türk, yani burada çok güçlüyüz, güçlü bir şekilde temsil ediliyoruz. Bu anlamda hepinizi Tacikistan'a bekliyoruz. Sözüme konuşmama son verirken ortak değerimiz Hazreti Mevlana'nın sözleriyle son vermek istiyorum. Her şey vaktini bekler, ne gün vaktinden önce açar, ne de güneş vaktinden önce doğar. Bekle, senin olan sana dönecektir. Şimdi Tacikistan'la ilişkileri arttırma noktasında tam vakti. Zaten Tacikistan gönül olarak, gönül bağı bağlamında bize çok yakın, bizim olan bir ülke diyebilirim. Özbekistan'ı biliyorsunuzdur, hepiniz son dönemde inanılmaz bir yatırım aldı. Aynısı Tacikistan'da yaşanacağını, birkaç yıl sonra Tacikistan'da yaşanacağını düşünüyoruz. Bu nedenle tam zamanı, yani Tacikistan'a ister yatırım olarak ister ticari anlamda gelmenin tam zamanı, tam vakti olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü bundan birkaç sene sonra diğer ülkelerin yatırımcıları geldiğinde rekabet çok daha yüksek bir seviyeye çıkacak ve bizim firmalarımız açısından zorlaşacak. Şu anda çok iyi bir fırsat. Hepinizi burada Tacikistan'la özel ilgi göstermenizi istirham ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim hepinize. Şimdi sözü değil, Türkiye Tacikistan İş Konseyi Başkanı Sayın Cihangir Fikri Saatçioğlu'na bırakmak istiyorum. Cihangir Bey. Sayın Emrah Bey, öncelikle Hazreti Mevlana'ya Konya'dan atıfta bulunduğunuz bir gönül şehrinden, ikinci bir gönül şehri Bursa'dan tüm katılımcılara hoş geldiniz diliyorum. Tacikistan'dan tekstil sektörü alım heyetine eşlik etmek için bugün Bursa'da B2B ve ikili iş görüşmelerine eşlik etmek için Bursa'dayız. Ve ticaret müşavirleri elektronik sohbetleri toplantısının bugünkü durağı Tacikistan'da bizleri ev sahipliği konumunda ağırladığı için Ticaret Bakanlığı yetkililerimize ve Sayın Ticaret Müşavirimiz Emrah Suhancı Bey'e tekrardan teşekkürlerimi arz ederim. Bizim firma olarak Tacikistan serüvenimiz 2010 yılında Tacikistan'ın Sukut bölgesinde tarım havzasının olduğu, Fergana Vadisi'nin de sınırlar içerisinde olduğu Sukut bölgesinde lokaldeki bir yatırımcıya un fabrikası tesisini, anahtar teslim vaziyette hayata geçirmemizle başladı. Ve 1,5 yılı aşkın bir süredir de DEİK Türkiye Tacikistan İş Konseyi Başkanı olarak görevlerimize devam etmekteyiz. Tabii ki Emrah Bey o kadar spesifik olarak birçok yelpazede sektörlere değindi ki ben daha brief şekilde bazı noktalara değinmek istiyorum. Özellikle Rokun Barajı'nın ve enerji sektörünün çok önem arz ettiğine vurgu yaptı ticaret müşavirimiz. Kesinlikle aynı kanaatteyim. Çünkü Tacikistan yıllık bazda 527 milyar kilowatt saat hidroelektrik santralleri üretme rezervine sahipken bunun sadece 40 milyar kilowatt saatini kullanabiliyor ve bunun 20 milyar kilowatt saatini sadece ihraç edebiliyor. Bu alanda enerji sektöründeki Türkiye'de faaliyet gösteren bütün firmaları Tacikistan'a misafir etmek noktasında heyecan duyduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Tabii enerji sektörünün akabindeki diğer sektörümüz inşaat sektörü. Tacikistan son dönemde özellikle Körfez ve Çin fonlarıyla birlikte altyapı, üst yapı, bununla beraber ticari kompleksler, plazalar ve otelleri donatıların olduğu yapıda çok hızlı bir ivmelenmeyle inşaat sektörü için Türk firmalarını cezbeden bir konumda. Tabii ki bununla birlikte Tacikistan'da son dönemde ciddi manada otel komplekslerinin de hayata geçtiğini ve bu alanda faaliyet gösteren Türk firmalarının da pazara çok rahatlıkla kanalize olabileceği vurgusunu değinmeden geçemeyeceğim. Diğer bir alan Tacikistan'ın doğal taş çıkarılması konusunda özellikle işlenmemiş mermer yataklarının dünya rezervlerinde 8. sıraya tekabül eden yapıda olması Tacikistan'ın bu alanda önem atfeden bir sektör konumunda. Bununla birlikte doğal bazalt lif üretimi ve fayans üretimi de metalit maden kısmında Tacikistan'ın önemli bir sektörel
gelir kaynağı olarak göze çarpıyor. Tabii ki Emrah Bey'in de vurguladığı gibi dağlık bölge olması münasebetiyle sütrik asit, uranyum, çinko, gümüş maden rezervlerinin de Türk firmaları için buralarda gelip işleyip sanayileşme anlamında madencilik sektöründe yol alabileceği bir sektör olarak öncelik konumunda. Tabii ki Tacikistan'ın en önemli stratejik alanlarından diğer ise altyapı projeleri. Çünkü Tacikistan Karek, Central Asian Regional Cooperation, yani uluslararası bazda Avrasya İşbirliği Geliştirme Karayollarının da üyesi olduğu için ve Bank Asya Development'ın, Asya Kalkınma Bankası'nın finansörlüğünü yaptığı bir projeden bahsettiğimiz için yaklaşık bazda son 10 yılda Tacikistan 2 milyar dolarlık altyapı projelerinin geliştirilmesi projelerinde birçok Çinli firmaların da tabii pazarda ağır bir şekilde rol aldığını görüyoruz. Türk firmalarının da altyapı projelerinde finans bakımından da rahat edebileceği bir sektör konumuna eriştiğini özellikle belirtiyoruz. Çünkü Karek Koridoru özellikle Avrasya taşımacılığında Doğu Asya'dan Akdeniz'e, Avrupa'dan Doğu Asya'ya, Rusya'dan Orta Doğu, Güney Asya'ya, Rusya'dan Orta Doğu bileşenlerindeki ana karayolu güzergahındaki 6 koridorun ilk 4'üne ev sahipliği yapması münasebetiyle, aynı zamanda demiryolu taşımacılığında bütün Avrasya ve Orta Asya ve Rusya'yı birbirine bağlayan bir koridorda olması münasebetiyle Türkiye'nin de Asya Pasifik ülkeleri dahil 3.6 milyarlık nüfusa erişiminin Tacikistan'ın lojistik olarak, hap olarak, stratejik olarak kullanılmasıyla birlikte de çok önem atfeden bir yapıda seyredebileceği öngörüsünde bulunmak çok da zor değil. Keza zaten Türkiye özellikle karayolu yük taşımacılığında Çin, Orta Doğu ile birlikte 3.6 milyarlık nüfusa erişebilen yapıda mal ve hizmet geçişinde Tacikistan'ı transit bir lojistik geçiş olarak kullanmakta. Bununla birlikte Tacikistan'ı önümüzdeki dönem Türkiye açısından lojistik merkez manasında da kullanabiliriz. Özellikle elektronik ev aletlerinin, gıda ürünlerinin paketlenmesinin Tacikistan'da yine Türk firmalarının marifetiyle bu 3.6 milyarlık nüfusa erişimini çok kolaylıkla sirküle edeceğimiz kanaatindeyim. Aynı zamanda Emrah Bey de bahsettiler. Afganistan pazarına Tacikistan'ın çok rahat bir şekilde angaje olabilecek yapısının söz konusu olduğunu vurgulamak istiyorum. Çünkü Afganistan'da 1200 kilometrelik bir sınır güzergahının ve o bölgede 30 vilayetin aynı sınırda birbirini tamamlayan iki sınıra ev sahipliği yaptığını göz önüne aldığımız zaman ve Tacikistan sınırında Afgan sınırına yakın iki tane serbest bölgenin olması münasebetiyle özellikle Türkiye'deki teknopark tarzı bir yapının o sınır bölgelerinde oluşturulup IT sektörü, bilişim teknolojileri, savunma sanayi, finans sistemleri gibi yapıların oradan Afganistan'ın ve dolayısıyla bölgenin de kalkınmasına 10 yıllık bir perspektifte Türk firmalarının know-how aktarımıyla öncülük edebileceği mahiyette bir pazar yapısının da olduğunu özellikle vurgulayacağız. Tabii Tacikistan özellikle Çin'in son dönemde kuşak ve yol projesiyle birlikte Tacikistan'ı ön plana çıkardığı bir ülke konumunda. Bunun akabinde tabii ki ulaşım, lojistik, bilgi güvenliği, altyapı ve savunma sanayileri projeleri de Tacikistan'ın önümüzdeki dönemde en parlak, göze çarpan dinamik sektörler konumunda olarak şu an bakir bir vaziyette Türk firmalarına ev sahipliği yapabilecek konumdaki Tacikistan hükümetinin 2030'daki kalkınma sanayileşme strateji planlamasındaki ana konulardan birini Türkiye ayağı oluşturuyor. Emrah Bey'in de referans ettiği gibi Karmakonom Komisyon toplantısında KOSGEB Genel Başkanı Hasan Basri Kurt Beyefendilerin de bu toplantıya iştirak etmesiyle Tacikistan'da KOSGEB yapısına benzer muadil bir kurumun kurulması ve Türkiye'den know-how sektöründeki özellikle alüminyum, pamuk işleme, tekstil sanayi, gıda endüstrisi, hidroelektrik santrallerindeki Tacikistan'ın bakir yapısını bu yapıyla birlikte know-how transferine de geçiş imkanını sağlama noktasına değil ki Tacikistan İş Konseyi olarak da direkt bu sürecin içerisinde olduğumuzu özellikle belirtmek istiyoruz. Tabii ki gıda endüstrisinde özellikle
konserve üretimi, şeker üretimi, seracılık alanında, soğuk hava depoları alanında ve zirai makine ekipmanların tedariki anlamında Türkiye ile çok yakın bir dirsek temasının olduğu bir ülke konumunda Tacikistan. Bununla birlikte ağır sanayide değinmeden geçemeyeceğim diğer bir sektör otomotiv endüstrisi. Biraz sonra İsmail Bey tabii otomotiv endüstrisinde kendi sektörel yapılarındaki tecrübeyi paylaşacak ama şu noktaya özellikle vurgu yapmak istiyorum. Tacikistan, Türkmenistan, Afganistan ve Kırgızistan ekseninde 300 milyonluk nüfusta herhangi bir binek araç üreticisi olmaması münasebetiyle ve otomotiv yan sanayinin Tacikistan'da çok gelişmiş olmasına müteakip Tacikistan'da önümüzdeki dönemde yerli otomotiv binek aracının da üretilmesinin çok da zor olmayacak bir koşulda, bir altyapıda olduğunu vurgulamadan geçemeyeceğim. Çünkü önümüzdeki 10 yıllık perspektifte Tacikistan'da yerli bir binek aracının üretimi söz konusu olduğu zaman bölgesel anlamda Kazakistan'ın, Özbekistan'ın da kalkınmasına, Tacikistan'ın lojistik biraz önceki bahsettiğim koridorlardaki hub konumunda olması münasebetiyle Türkiye'nin de burada çok ciddi anlamda ivme katabileceği bir perspektife ilerleyebileceğimiz aşikardır. Tabii tercihli ticaret anlaşması Emrah Bey'in de vurguladığı gibi çok önemli bir gündem maddemizdir. Bizim de iş konseyi olarak 1 milyar dolarlık dış ticaret hacmine iki ülkenin hedefinin ulaşmasındaki ana noktamızdaki konumuz tercihli ticaret anlaşmasıdır. Özellikle bu sürecin Tacikistan tarafından Rusya'yla, Kazakistan'la, Kırgızistan'la STA anlaşmasının olması, Ermenistan'la, Özbekistan'la, Moldova'yla gözlemci statüsünde olması münasebetiyle Türkiye ile çok rahat bir şekilde bu sürece entegre olabileceği kanaatini de taşımaktayım. Tabii ki Tacikistan'ın çok fazla bilinmeyen ama Dünya Bankası araştırmalarında reformist ülke kapsamında ilk 10'a girdiği, yeşil enerji kullanımında ilk 6'ya girdiği ve güvenli ülke kapsamında ilk 4'e girdiği bir sıralamadan bahsettiğimiz bir ülke konumunda Tacikistan. Tabii ki iki ülke arasındaki ticaretin artması, kültürel etkileşimin daha da artması için vize muafiyetinin, Tacikistan tarafından uygulanan vize bariyerinin muafiyete dönüşmesiyle bu sürecin çok daha hızlı bir şekilde ilerleyeceğinden açıkçası hiçbir şüphemizin olmadığı kanaatindeyim. Çünkü 3 hafta önce Türkiye-Tacikistan İş Forumu'nun Duşanbe'de gerçekleşmesi ve resmi, özel, kamu kurum temsilcilerinden 150'ye yakın bir heyetin Türkiye'den Tacikistan'a sirküle olması da iki ülke arasındaki politik, ekonomi ve siyasi müzakerelerin en üst seviyede iştigal ettiğinin çok somut göstergesi olduğu için bundan sonraki dönemde bütün programa katılım noktasında teveccüh gösteren ziyaretçileri Tacikistan'da misafir etmek, ev sahipliği yapmak ve bundan sonraki süreçte Tacikistan ile alakalı herhangi bir konuda fikir telakkisi yapmak anlamında her zaman kapımızın DEİK Türkiye-Tacikistan İş Konseyi olarak açık olduğunu vurgulamak istiyorum. Ve ben sözlerimi burada noktalarken soru cevap kısmında bir soru olmasına müteakip cevap vermeye de hazır olduğumuzu vurgulamak isterim Sayın Emrah Soğancı Beyefendi. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz Yangil Bey, değerli katkılarınız ve verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun. Şimdi sözü Tacikistan'daki en büyük yatırımcımız, göz bebeğimiz, Anadolu Grubu'nun Coca-Cola İçecek Genel Müdürü Sayın Sunay Şanlı Bey'e vermek istiyorum. Sunay Bey, buyurun lütfen. Emrah Bey, çok teşekkür ediyorum güzel sunumunuz için. Cihangir Bey'e size de özellikle teşekkür ediyorum verdiğiniz detaylı bilgilendirme için. Benim adım Sunay Şanlı. Coca-Cola İçecek Tacikistan'da genel müdür olarak görev yapıyorum. Bizim şirketimiz Tacikistan'da 2015 yılında operasyonlarına başladı. Ülkenin başkenti olan Duşanbe'de bir adet fabrikamız var. Bu fabrikayla birlikte 44 farklı ürünün üretim, satış, dağıtım ve pazarlama hizmetlerini ülkede şu anda gerçekleştiriyoruz. Ben kısaca bizim tarafımızda, bizim sektörümüzde Tacikistan nasıl bir role sahip ondan bahsetmek istiyorum.
Kokulu içecek 11 farklı ülkede faaliyet gösteren bir şirket. Aramıza katılan Özbekistan'ın ardından Tacikistan bizim sistemimizdeki en küçük operasyon olarak göze çarpıyor. Ama öte yandan da bu az önce bahsedildiği gibi düşük gelir seviyesi ve düşük kişi başı tüketim bizim tarafımızda bir potansiyel, bir fırsat olarak da görülüyor. Ülke çok genç bir ülke. %60'ı 30 yaşın altında olarak gözüküyor ki genç ülkelerin ilerleyen dönemlerde çok daha şanslı, çok daha potansiyelli olduğunu söylemek sanırım burada yanlış olmaz. Cihangir Bey'in bahsettiği bir konu vardı. Yani 3.6 milyarlık insana karayoluyla ulaşım açısından Tacikistan bir hub olabilir demiştik ki bu doğrudur. Ben konuya farklı bir perspektiften yaklaşmak istiyorum. Aslında etrafımızdaki komşulara baktığımızda yani Rusya, Çin, Hindistan, Pakistan, Afganistan diye baktığımızda 3.6 milyar insan 2 ila 4 saatlik uçuşlarla Tacikistan'a gelebilir durumda. Tabii ki şu anda bu uçuşlar açık değil ama ilerleyen dönemde Emrah Bey'in bahsetmiş olduğu su kaynakları, doğal kaynaklar ve enerji üretimini değerlendirecek olursak 3.6 milyar insanın ucuz iş gücüyle birlikte Tacikistan'da yapabileceği yatırımları düşündüğümüzde ben de Emrah Bey'e katılıyorum. Bugün Tacikistan gözden uzak tutulmaması gereken yatırım ortamının uygun olduğu ülkelerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Bizim sektörümüzde nelerle karşılaşıyoruz daha çok? Ülkede yani ticaret kanunu, mevzuat ve uygulamalar Emrah Bey'in bahsetmiş olduğu gibi Sovyetler Birliği sonrasının eski bir versiyon olarak göze çarpıyor. Ama son dönemde özellikle devlet yönetiminde bütün bu mevzuatların, kanunların yenilenmesi, reform edilmesi açısından çok büyük bir çaba görüyoruz. En önemli konu bu reformlar yapılırken özel sektörün büyük küçük denilmeden görüşlerine başvurulması. Bence burada en değerli, en kritik nokta bu. Bürokrasiyi sürekli olarak yabancı yatırımcıyı küçük ya da büyük ayırt etmeksizin koruma yönünde revizyonlara imza atıyor. Biz satış ve dağıtım hizmetlerini gerçekleştirirken şu anda üretimde bütün ham maddelerimizi ne yazık ki Tacikistan dışından getiriyoruz. Yani şeker, rezin, plastik, kapak, etiket gibi en ufak bir malzemeyi bile maalesef ki Tacikistan dışından getirmek durumunda kalıyoruz. Bu da aslında bizimle birlikte faaliyet gösteren diğer içecek firmalarını düşündüğümüzde Tacikistan'da etiket, kapak, plastik, şeker vesaire gibi alanlarda bir yatırım fırsatı olduğunun göstergesidir. Ben de sözlerimi burada sonlandırırken davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Soru olması halinde memnuniyetle cevaplamaya çalışırım. İyi akşamlar diliyorum. Süper Bey, çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık verdiğiniz bilgiler için. Şimdi ben sözü Akiya Avesto Türk Tacik Ortaklığı'ndaki otobüs fabrikası Akiya Avesto Genel Müdürü Sayın İsmail Şahin Bey'e sözü veriyorum. İsmail Bey. Merhaba, herkese iyi akşamlar. Burada akşam oldu, o yüzden kusura bakmayın. Türkiye'ye göre 2 saat öndeyiz biz. Bizim için akşam oldu. Emrah Bey, Cihangir Bey, Evren Bey, bu organizasyon için tekrar teşekkür ediyorum. Zannediyorum pandemi döneminde yine böyle bir şey biz bir yapmıştık toplantı yine geçen sene. Yine bu oranda katılım, yani şu anda bayağı bir katılım var. Şimdi aslında ben 2019'dan beri Tacikistan'dayım. Yaklaşık 3 yıldır buradayım ama Tacikistan projesiyle ilgili yaklaşık 4 yıldır çalışıyorum. Bir yıl Akiya'da, yani Bursa'da, bizim asıl fabrikamız Bursa'da, otobüs fabrikası. 2018'de bu çalışmalara başladık. Buradaki fabrikanın layoutlarının çizimleri, işte yatırımlarının takibi noktasında. Emrah Bey'in ve Cihangir Bey'in, Sunay Bey'in verdiği bilgiler, aslında çok katacak bir şeyim yok. Ama şunu söylemek istiyorum. Tacikistan halkı, genç nüfusu ve kültürel olarak bize yakınlığı şu anlamda önemli.
Burada da Türkiye'deki gibi bir aile yapısı var. Dolayısıyla gençler aslında pek ailelerinin sözünden çıkmıyorlar. Ailelerin de geneldeki buradaki tavırları şu: lütfen ülkenizi terk etmeyin. Konuştuğumuz çalışanlarımızdan aldığımız bilgiler bu. Aslında birçoğu yeni fırsatlar için şu anda ekonomik olarak onları daha refah seviyesine taşıması noktasında Avrupa'ya da Rusya'ya yöneliyorlar. Ama aileler bunlara pek müsaade etmiyorlar. Burada aslında şey şu: burada iş hacminin artması, yani iş imkanlarının artması ve işin sürekliliği aslında buradaki insanları buraya bağlamak için en önemli ve yeterli şart olarak görünüyor. Ki ben bunu birçok çalışandan gördüm. Ayrılanlara sorduğumda da bunu gördüm. Dedikleri şu: abi biz sürekli ve sürekli bir iş ortamı ve sürekli bir maaş bizim için yeterlidir diyorlar. Bu anlamda burada ne kadar fazla yatırım yapılırsa iş istihdamı o kadar fazla olacağı için işçi bulma noktasında da sıkıntı yaşamayacağız. Şu anda hani buradaki sıkıntılar noktasına baktığımızda Emrah Bey'in de daha az önce bahsettiği gibi kalifiye eleman. Kalifiye elemanlar yurt dışında çok rahat iş bulabiliyorlar. Niye? Çünkü burada iş bulma noktasında sıkıntı yaşıyorlar. Çok fazla iş imkanı yok. Kendi mesleğiyle ilgili işini yapacağı ortamları bulamıyorlar. Ama bu ortamlar oluşursa bu insanlar da burayı terk etmezler. Dolayısıyla ucuz ve kaliteli iş bulma imkanımız da burada artacaktır. Bunun dışında söyleyeceğim şey şu: birçok firma burada ilk başlangıçta sıkıntılar yaşadı. Vergi mevzuunda sıkıntılar yaşadı. Bir takım başka sıkıntılar da yaşadılar. Ama yatırımlar arttıkça, bunun da ülkeye getirisini bu yönetim gördükçe, ülke gördükçe, yöneticileri gördükçe bu konularda da adım atıyorlar. Şu an 3 yıl öncesine göre geldiğimiz nokta gayet iyi ve bundan sonra da çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Yani o baştaki bahsedilen vergi mevzuatında yaşanan sorunlar, bir takım başka yapılanmalar, bunlar zamanla azalacaktır. Çünkü buraya yatırımcı çekmek istiyorlar. Özellikle Türk firmaları, yani bizlere ayrı bir hürmet var, ayrı bir saygı var, ayrı bir sevgi var. Bizleri, Emrah Bey'in de dediği gibi, diğer arkadaşların da dediği gibi, bizleri kendilerine çok yakın görüyorlar ki biz bunu hissediyoruz ve yaşıyoruz. Biz 3 yıldır buradayız ama hani farklı bir ülkedeymişiz gibi bir hava yok. Kendi ülkemizde yaşıyoruz gibi. Emniyet noktasında da bir sıkıntı yok. Gece çıkın, sabaha kadar gezin, Duşanbe sokaklarında hiçbir sıkıntı yok. Hani bu tür yerlerde insanların aklına bazı şeyler gelebilir. İşte Afganistan sınırıydı, şura böyle diye. Ama o noktada, emniyet noktasında hiçbir sıkıntı yok. Ve diğer sorunların da, ben yatırımlar arttıkça, buraya daha çok yatırımcı geldikçe azalacağına kesinlikle inanıyorum. Öncelikle katmak istediğim şeyler bunlar. Çünkü diğer birçok şeyi sağ olsun Emrah Bey ve Cihangir Beyler de kattılar. Şimdi ben şöyle kısaca bilgi vereyim. Biz buraya maceramızla ilgili 2018 yılında Tacikistan'a biz 200 tane otobüs sattık Duşanbe Belediyesi'ne. Bu satışta da şöyle bir şey oldu: ya gelin biz beraber bu otobüsleri Tacikistan'da üretelim diye yola çıkıldı. Ve bu 200 tane otobüs 2018'de yapılan, ben bir sunumumu da açayım bu arada, paralelinde o da yürüsün. 2018'de buradaki Orta Asya'daki mevcut pazar potansiyeli dikkate alınarak Akiya Avesto adı altında bir şirket kuruldu. Bu şirketin %50 ortağı olarak Akiya Otomotiv Industry ve Avesto Grup şirketleri arasında, Tacikistan'dan Avesto Grup şirketi ile bir ortaklık anlaşması adı altında şirket kuruldu ve İlk Türkiye'de ürettiğimiz 200 tane otobüsün burada iç bazı parçalarının montajı gerçekleştirildi. Daha sonra bu iş fabrika kurulumuna taşındı. 2018 yılında
fabrika inşaatına başlandı. Ve 2019 yılı Mart ayı itibariyle de biz aslında burada üretimimize başladık. Tacikistan'da otobüs üretimimize başladık. 2020 yılı itibariyle 100 tane 12 metre otobüsümüzü biz burada Dushanbe Belediyesi'ne teslim ettik. Ve 2021 yılında da 100 tane 8 metre otobüs ürettik. Şimdi buradaki bizim amacımız sadece bu bölge değil, çevresindeki pazarlar da olduğu için pazarın beklentileri doğrusunda da yeni modellerimizi hizmete alıyoruz. Trolleybus, elektrikli araç ve CNG, bunlar Türkiye'de prototipleri gerçekleştirildi. Burada da testlerini yaptık. Şu anda da seri üretime hazır halde bekliyoruz. Özellikle çevre ülkelerde bazı potansiyel müşterilerimiz var. Tahmin ediyorum 2022 yılında bu anlamda bizden güzel haberler duyacaksınız. Fabrikamız toplamda 33 bin metrekare alana sahip ve yıllık şu anda 1200 otobüs üretme kapasitesindeyiz. 200 tane çalışanımız var. Fabrikamızın genel görüntüsü, Emrah Bey ben paylaşabildim mi, görünüyor mu? Şu anda görünmüyor İsmail Bey. Pardon. Kısmından window diye paylaşırsanız pencere kısmından. Ayrı butonun yanındaki buton. Yukarı o. Evet. Pardon. Şu anda görünüyor mu? Görünüyor, evet, geldi. Bu fabrikamızın temel atma töreninden görüntüler. Bunlar fabrikamızın açılışıyla ilgili görüntüler. Tacikistan Cumhurbaşkanı Sayın İmamoğlu Rahman tarafından fabrikamız Mart 2019'da açıldı. Fabrikamızla ilgili görseller bunlar. Hedeflerimiz, bizim buradaki hedefimiz işte buradaki endüstriyel seviyeyi arttırmak, şehir içi ve şehir arası ulaşımı geliştirmek, istihdam fırsatlarını arttırmak, yeni yerli tedarikçiler yaratmak, ülkenin diğer ülkelere otobüs ihraç etmek ve 2030 yılındaki Tacikistan Cumhuriyeti'nin sanayileşme ile ilgili stratejik hedefine katkıda bulunmak. Burada az önce Emrah Bey'in de sunumunda paylaştığı gibi bizim aslında otobüs imalatı ederken birçok parçanın bir araya gelmesiyle oluşuyor. Dolayısıyla şu anlamda 200'den fazla yan sanayi besleyecek kapasitede, yani iş alanı oluşturabilecek bir potansiyele sahip. Tabii bu da bizim satışlarımız ve bizim siparişlerimizle ilintili olarak gelişecektir. Ama şimdi biz 2 yıldır burada üretim yapıyoruz. Artık yavaş yavaş buradan çevre ülkelere de ihracat yapma girişimimiz olacak. Dolayısıyla yapılacak olan ihracatlar neticesinde bir potansiyel artış olacak ve dolayısıyla yan sanayi olarak burada yapılacak her türlü yatırım aslında kazanç olarak firmalara geri dönecek ve aynı zamanda buradaki istihdamı, kalifiye eleman sayısını da arttıracak. Bizim hedef pazarlarımız Rusya, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Afganistan, yani bu bölgenin çevrelediği ülkeler. Ortaklık anlaşmamız %50-%50. Ürünü ürettikten sonra tabii ki önemli olan şey onun arkasında durabilmek. Bu tür ürünlerde servis ağınızın ve servisinizin çok güçlü olması lazım. Dolayısıyla 2018 yılında biz City Service Dushanbe'de yine City Service şirketimizi kurduk. Ve 7/24
burada hizmet vermekteyiz. Şu anda iki model araç üretiyoruz Tacikistan'da. 12 metre ve 8 metre şehir içi otobüsü. Yakın zamanda da buna 3 tane yeni model daha ilave edeceğiz. Bu 12 metre otobüsümüz. Bu 8 metre otobüsümüzü görüyorsunuz. Bu çift katlı otobüsler burada gelen özel talepten dolayı Türkiye'de üretip buraya getirdik. İş donanımını bizim fabrikamızda yaptık. Bunlar bu arada şu anda seri üretime geçecek adetlere ulaşmadıkları için şu an Türkiye'de %90 imalatını gerçekleştiriyoruz. Şimdi burada özellikle Kırgızistan ve Tacikistan'da trolleybus yoğun olarak kullanılıyor. Özellikle Tacikistan ve Kırgızistan pazarları için, hatta belli oranda başka diğer ülkelerde de var. Üretilmesi ve pazarlanması amacıyla trolleybus aracımız Türkiye'de geliştirildi. Testleri de burada gerçekleştirildi. Şu anda seri üretime hazır. Bu hafta içerisinde de biz bu otobüsümüzü burada Dışanbe Belediyesi'ne test amaçlı olarak teslim edeceğiz. Ondan sonra da tahmin ediyorum belli oranda siparişler gelmeye başlayacak. CNG otobüsümüz bu özellikle Özbekistan ve Kazakistan pazarlarında katıldığımız fuarlarda bizden istenen otobüslerimizdi. Bu da şu anda testleri tamamlandı ve bu da seri üretime geçecek şekilde bekliyor. Yakın zamanda da bunu Özbekistan'a test için göndereceğiz. Elektrikli aracımız, bu araçta %100 elektrikli aracımız. Özellikle Özbekistan ve Tacikistan'da da yakında yani artık dizel yakıtların dizel yakıtlı araçlardan çıkılmasının hızlandığı şu dönemde artık Tacikistan'da da bu araçların dizel araçlarla yer değiştirilmesi gündeme geliyor. Ve bu aracımızı da bu hafta inşallah burada Dushanbe Belediyesi'ne test amaçlı vereceğiz. Yani pazarın ihtiyaçları doğrultusunda, pazarın talepleri doğrultusunda ürün gamınızı arttırdığınız sürece burada ürün satmakla ilgili sıkıntı yaşamazsınız. Yatırım yapacak olan şirketler, pardon, kısa sunumu da bir büyütebilir misiniz İsmail Bey? Efendim? Büyütebilir misiniz? Tam ekran yapma imkanınız var mı? Efendim Emrah Bey? Tam ekran yapabilir miyiz videoyu? Değil mi? Pardon. Sağ altta bir çubuk var ya. Şu anda basıyor ama çok büyümüyor Emrah Bey. Yok, sesi yok herhalde. Evet.
Teşekkür ederiz. Şimdi yani konuşmamın başında da söylediğim gibi burada yatırım yapacak olan şirketler güvenlik noktasında ve diğer başka noktalarda yatırım noktasında, teşvikler noktasında bu bölgede sıkıntı yaşamazlar. Son dönemlerde özellikle bu yönde bir ivmelenmesinin olmasıyla birlikte artık hükümet de bu konuda çok ciddi adımlar atıyor. Çok farklı ticari platformlar, bir takım toplantılar, başka ülkelerle de benzer çalışmalar yürütüyorlar. Dolayısıyla Emrah Bey'in de başında, sunumunun başında dediği gibi ilk adımı kim atarsa o bir adım önde ilerleyecektir. Benim şu anda biz burada 3. yılımız ve artık biz burada sistemimizi de oturttuk. Herkes de bizi tanıyor, bölgede tanıyor. Artık ihracat noktasına da geçiyoruz. Dolayısıyla benim tavsiyem bir şekilde başlamak. Başladıktan sonra gerisi gelecektir. Otomotiv yan sanayi firmaları gerekiyorsa benimle irtibata geçebilirler. Başka teknik anlamda edinmek istedikleri bilgiler olursa her zaman için benimle kontak kurabilirler. Bu konuda da gerekli desteği verebilirim. Tekrar teşekkür ediyorum herkese. İyi akşamlar. Çok teşekkürler İsmail Bey, değerli sunumlarınız için. Bundan önceki sunumlarda da beraber olmuştuk. Sunay Beyler aynı şekilde. Şu anda Cihangir Bey sanırım koptu, beni duyabiliyor mu bilmiyorum ama biz tabii DEİK'le de birçok geçen sene aslında pandemiyi fırsata çevirdik ve 20'nin üzerinde 25, yaklaşık 25 tane çeşitli iş adamları kuruluşlarımızda, ihracatçı birliklerimizde bu online programları gerçekleştirdik. Bugün de Ticaret Bakanlığımızın önderliğinde, organizasyonunda bu organizasyonu gerçekleştirdik. Yani bütün aslında dinlediğiniz üzere tüm bu konuşmaların yani özeti şu olarak söyleyebilirim. Yani iki cumhurbaşkanının koymuş olduğu 1 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmi hedefi var. Bu dış ticaret hacminin sadece ticaretle değil, aynı zamanda yatırımla da ulaşmamız söz konusu. Zaten Tacikistan'da herhangi bir Türk yatırımı söz konusu olduğunda bütün makine, ekipmanların büyük çoğunluğu Türkiye'den geliyor. O anlamda bu da ticaretimize olumlu katkı sağlayan bir alan. Onun için yani tam zamanı gelmek için. Bunun dışında sanırım bazı sorular var ama genel olarak sorulara yani müşavirliğimizle iletişime geçtiğinizde bunların bir kısmını cevaplayabiliriz. Şöyle bir bakıyorum. Bazı evet cevaplanmamış şeyler var. Bunların cevabını vereceğim en kısa zamanda. Tacikistan'ı ziyaret etmek isteyenler için burada her türlü desteğe, yardıma hazırız. Burada işte özellikle Türkiye Türkçesi Öğretim Merkezimizin olması bizim için avantaj. Türkçe konuşan, oradaki okuyan öğrencilerden mihmandar olarak gelecek iş adamlarımıza oradan mihmandar verip rahatlıkla görüşmelerini yapmalarını temin edebiliriz. Başka da evet. Bakıyorum sorular arasında bir firmamız ısıtma işinde ticaret yapıyoruz demiş. Hüseyin Bey ile görüşeceğiz sonra. Ben iletişim bilgilerini aldım. Bu arada Hakim Bey mesajlarda görürseniz Hakim İsmail Zot Bey Tacikistan Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müşaviri.
Onunla da bilgi alma noktasında irtibata geçebilirsiniz. Herhangi bir ihtiyaçta. Biz zaten sizlerin emrinizde buradayız. Tabii benim birkaç aylık bir görev sürem kaldı ama tabii ki bu iş devamlılık arz eden bir bayrak yarışı. Benden sonra buraya atanacak arkadaşlar eminim ki size her türlü yardımda kullanacaktır. Yani özetle ben gerçekten buraya muhakkak gelinip görülmesini arzu ediyorum. Her manada yani burada çok güzel iş adamları olarak da çok güzel bir ortamımız var. Yani güzel anlaşıyoruz. Bir araya geliyoruz. 1,5-2 ayda bir en kötü. Büyükelçiliğimizde bir araya geliyoruz. Burada yerleşik iş yapan iş adamlarımızla birlikte. Sorunları ve neler yapılabileceğini tartışıyoruz. Bu anlamda yani sizler de geldiğinizde aynı bu yakın ilişkiyi devam ettirmeyi ümit ediyorum. Ben son sözü Evren Subaşı Bey'e, Sayın Daire Başkanımız Evren Subaşı Bey'e bırakmak istiyorum eğer kendileri buradalarsa. Sayın Başkanım. Çok teşekkürler Sayın Şahin'im. Ben de çok faydalı bilgiler edindim Tacikistan'la ilgili olarak. Özet olarak hem ihracatçılarımız açısından hem de yatırımcılarımız açısından Tacikistan'ın önemine değinildi sunumlarda. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Hem konuklarımıza hem katılımcılarımıza değerli vakitlerini ayırdılar. Gelecek hafta içerisinde de Irak ve Libya ülke sohbet toplantılarına devam edeceğimizi de bu vesileyle belirtmek istiyorum. Herkese saygılar sunuyorum. Çok teşekkürler. Sayın Müdürüm, Sayın Emrah Bey çok teşekkürler. Çok güzel program oldu. Ellerinize sağlık. Son sözünüz var mıdır Sayın Başkanım? Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Sayın Müdürüm. Elinize sağlık. Çok güzel bir organizasyon oldu. Emrah Bey keza sizlere de teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.